sen böyle sabahtan akşama kadar burada aylak aylak otur. Ya iş insan ayağına gelmez. İşi sen kovalayacaksın. Baba iş yok ki kovalayayım. Olsa hiç yapmaz mıyım? Baba dünyanın ekonomisinde genel bir durgunluk söz konusu. Dünyanın mevcut konjonktürünü ben değiştiremem ya. Başlatma şimdi dünya konjonktüründen. Başlayın baba, başlayın vallahi hakkınız var. Bu ne böyle canım, olmaz ki. İşsizlik almış başını gidiyor. Dolar euro arasındaki paritesindeki makas iyice açılmış. Nedir bu ya? Başlayın baba ya. Sen adam olmazsın Kadir. Sen adam olmazsın. Konuşuyorum ama boşuna konuşuyorum. Estağfurullah baba, siz hiç boşa konuşur musunuz? Abi yine Kudret amca köpürdü galiba. Köpürdü. Köpür köpür köpürdü. Köpüklü kahve gibi oldu. Dombili, babamla annemi bir an önce barıştırmalıyız. Babam burada kaldığı sürece bizim canımızı okuyacak belli ki. İyi de Kadir abi nasıl barıştıracaksın ki? Hallederiz Ayşe'de, çareler tükenmez Dombili. Mutlaka bir şey... Galiba buldum Dombili. Alo? Hülya? Efendim Kadir? Hülya, annemle babamı mutlaka barıştırmamız lazım. Adam hayatımı kaydırdı ya. Her şeyime karışıyor. Tuvalete gitmeme bile laf ediyor. Annen de benim başımın etini yiyor. Yok Kudret kahvaltısını yapmış mıdır? Yok Kudret ilaçlarını almış mıdır? Kadir, biz bu kavga etme oyununu hiç oynamayacaktık. Hı-hı. Ya bizi barıştırmak isterken onlar kavga ettiler. Üstelik memlekete gidiyorlarmış. Bir çuval inciri berbat ettik. Hallederiz Hülya, hallederiz. Eğer barıştırırsak memlekete dönmemeleri için hiçbir sebep kalmaz. Şimdi ben ikisinin ağzından da birer özür mektubu yazacağım. Öyle bir edebiyat parçalayacağım ki değil barışmak, birbirlerine aşık olacaklar. Sevgili karıcığım. Sevgili kocacığım. Öncelikle selam eder. Yanaklarından öperim. Ne diyorsun sen Dombili ya? Yanaklarımdan öperim filan. Sulandırma oğlum işi, sulandırma. Neden? Kudret amca Bahriye teyze öpmez mi? Canım öper de oraya yazmak zorunda mısın? Ne yazacağım peki? Ne bileyim, mesela şöyle yap. Öncelikle selam eder, hasretle kucaklarım. Benim bildiğim Kudret amca Bahriye teyzeyi kucakladıktan sonra öper de. Dombili. Beni dele etme. Dele etme beni Dombili. Adam gibi bir şeyler yaz. Tamam, tamam. Sevgili karıcığım. Efendim. Ya ne diyorsun Dombili? Aman Kadir abi ya, kafam karıştı. Sen böyle Kudret amcanın ağzından sevgili karıcığım yazınca... ...ben de Bahriye teyzenin ağzından efendim yazıverdim. Dombili, git şu mektubu içeride yaz. Benim de kafamı karıştırıyorsun. Ama biraz çabuk yaz, çünkü bu mektubu daha götürüp anneme vereceksin. Peki, peki. Ya Kadir abi, acaba diyorum bu selamı kelamı kesip direkt özür dilesem ha? Olur mu öyle şey oğlum? Biraz edebiyatını konuştur ya. Sevgili kocacığım. Öncelikle selam eder, yanaklarından öperim. Salak Dombili. O kadar da söyledim, öperim möperim yazma diye. Yaşadığımız o tatsız olaydan dolayı senden ne kadar özür dilesem azdır. Bilmem beni affedebilecek misin? Vesaire, vesaire, vesaire. Ne diyor baba? Özür diliyor. Barışın işte baba, daha ne yapsın annem? Tamam, barışırım. Ama bu mektupta yazdıklarını gelip yüzüme söyleyecek. Ha, bir de hepinizin önünde benden özür dileyecek. Anne mektupta özür dilemiş ya işte. Mektup ayrı. Nasıl ki sizlerin önünde ters ters konuştu, gene sizlerin önünde benden özür dileyecek. Bence affet gitsin baba. Şimdi bir de bizlerin önünde ezilmesin anne. Ezilsin. Ezilsin ki bir daha böyle bir şey yapmasın. Herkesin içinde benden özür dilemezse asla affetmem. Diler canım ne olacak? Ağzına yapışacak değil ya baba. Tamam o zaman. Yürü gidiyoruz. Tamam.
Hadi, hadi. Evet, sizi bekliyorum Bahriye Hanım. Ben de sizi bekliyorum Kudret Bey. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Biz isterseniz sizi yalnız baş başa bırakalım baba. Aa, evet Kadir, biz içeri geçelim. Oturun. Hepinizin önünde özür dileyecek. Ne münasebet, sen özür dileyeceksin. Ya mektupta hatalı olduğunu kabul ediyorsun. Şimdi niye kıvırıyorsun? Ne mektubu? İşte neler yazmışsın. Okuyayım mı? Aa, ben sana mektup yazmadım ki. Asıl sen bana mektup yazmışsın. İşte burada. Üstelik benimle barışmak için yalvarmışsın burada. Asla. Ben kimseye yalvarmam. Mektup falan da yazmadım. Kim yazdı o zaman bunu? Tamam canım, uzatmayın. Ben ikinizin yerine de özür dilerim. Ben de özür dilerim. Bunları sen yazdın değil mi Kadir? Bir dakika baba, ben izah edebilirim. Yani açık... Neyi izah edeceksin ha düzenbaz herif? Neyi izah edeceksin baba, ha? Oh, neyi? Sinan abi, ne yaptıysam barıştıramadım annemle babamı. Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar ya. Hadi ne oluyor size böyle oğlum? Önce Hülya ile sen, sonra annenle baban. Vallahi bilmiyorum Sinan abi. Bir de sen konuşsan babamla. Konuşacağım elbet. Bu yaştan sonra olur mu öyle şey? Müjgan da size gitti zaten. İnşallah anneni ikna eder. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk Kudret abi. Nasılsın? Pek iyi görünmüyorsun. Ya işte böyle Müjgan. Hay Allah. Buyurun. Ah, teşekkürler Hülya. Afiyet olsun Müjgan abla. Bu kadar yıllık evlisiniz Bahriye Hanım. Yani şöyle bir şey için yuvanızı yıkacak değilsiniz ya. Yıllarca çektiğim yeter Müjgan Hanım. Artık burama kadar geldi. Biraz saygı istiyorum. Ben şamar olan değilim. Aman canım, her evlilikte ufak tefek sürtüşmeler olur. Tabii ya. Biz de her zaman Kadir'le sürtüşürüz. Bizde sürtüşme olmaz ki kızım. O bağırır, çağırır, ben hep susarım. Ama yeter artık. Burama kadar geldi. Hiç boşuna çeneni yorma Sinan. Kadın hep suçlu hem güçlü. Ne suçu var ki? Bir kadın erkeğe laf çevirmez Sinan. Biz böyle görmedik. Ama devir değişti artık baba. Şimdiki kadınların hepsi feminist oldu. Sen hiç konuşma Kadir. Sen hiç konuşma. Zaten bütün bu olup bitenler hep senin yüzünden. Düzelir, düzelir. Vallahi biraz zor düzelir. Hay Allah, ne yapsak acaba? Tam da memlekete dönecekken şu işi görüyor musun Müjgan abla? Hiç umut yok mu yani? Gelsin, özür dilesin, gönlümü alsın, o zaman bakarız. Gelip özür dileyecek. Ayaklarıma kapanacak. Babacığım, önce siz bir adım atsanız. Ne adım atacağım ya? Ben mi kabaklıyım ama? Ortada bir şey yok ki Kudret abi. Bu işi bu kadar inada bindirmeyin. Bindiririm Sinan. İnadım inat benim. Şu inadı bıraksan diyorum artık baba. Bak ikimiz de burada perişan olduk, sefil olduk, rezil olduk. Akşam akşam asabımı bozma benim. Ne yapacağımı sana mı soracağım ben? Estağfurullah baba, ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Yoksa bana göre hava hoş yani. Ya dünya yıkılsam onunda olmaz ben. Bir tas yemek yapıp önüme koymak ağır mı geldi sana? O nasıl söz babacığım? Buyur, afiyet olsun. Şu yaptığın yemeğe bak ya. İnsan şunun içerisine birazcık tuz atar. Ben bilhassa atmadım baba. Tuz tansiyonu yükseltiyor ya, o yüzden. Asıl sen benim tansiyonumu yükseltiyorsun. Her yaptığın iş yarım yamalak. Baba sinirlenme. Bak şimdi tansiyonun çıkacak yine. Anan da sen de bir tutturmuşuz tansiyon ya. Bir şeyim yok benim. Niye abartıyorsunuz? Sizi dinlemiş olsaydım çoktan ölmüştüm ben be. Ama babacığım... Kes! Kes! Baba iyisin değil mi baba? Baba! 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 Baba dur! Baba! Baba sakin ol! Ne yapacağım ben? Baba!
Can kurtaran. Ambulans. Baba. 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 Baba ne olur kendine gel. Baba. 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 Kaçtı ambulans ya. Kaçtı. Doktor çok üzülmüş demiş. Onun için çıktı tansiyonum. Hep benim yüzümden. İyiyim ben, bari iyiyim ben. Hem senin ne kabahatin var ki? Olmaz olur mu? Yok yere kavga çıkarttım ben. Üzülme Bahriye. Ben de kabahatliyim. Valizler hazır gibi Kudret. Oh. İyi. Ha, yeşil gömleğimi de koydun mu? Koydum canım, koydum. İyi. Sen merak etme, hiçbir şeyi unutmam ben. Bu memlekete gitme işinde nereden çıkardınız babacığım, anneciğim? Ya ne güzel kalıyordunuz işte. Hem daha iyileşmediniz baba. Evet, birkaç gün daha kalsaydınız baba, istirahat etseydiniz. Memleket kaçıp gitmiyor ya. Yarına kadar bir şeyim kalmaz benim. Merak etmeyin. Olmaz olmaz. Vallahi bırakmam. Ama baba... Ya iyiyim diyorum. Niye abartıyorsunuz? Yok baba olmaz. Dünyada bırakmam. Şunun şurasında ne kadar kaldınız ki? Yolcu yolunda gerek evladım. Zaten aylardır buradayız. Olsun. Burası sizin eviniz. Yabancı yer mi anneciğim? Evet dede. Biraz daha kalın. Hadi baba, Ceren'i kırma hiç değilse. Abartma Kadir, bir bakarsın cayı verirler. Kalacaksınız değil mi dede? Dedenler memleketi özlemişler Ceren'cim. Anlayışlı ol biraz. Ne olur babaanne, birkaç gün daha kalın. Ceren, uyku saatin geldi, hadi doğru odana. Tamam. Herkese iyi geceler. İyi geceler yavrum. Hadi biz de dışarı çıkalım Kadir. Dışarı mı? Dışarıda ne yapacağız Ulya? Kadir, bugün evlilik yıl dönümümüz, unuttun mu? Hani dışarıda restoranda yer ayırtacaktın. Unutmak mı? Yer ayırtmaya ne gerek var Hulya? Şimdi bütün restoranlar bomboştur. Hallederiz yani. Sen duygusuz adamın tekisin Kadir. Bir de kaç gün önceden hatırlattım unutma diye. Hani unutmayacaktın? Vallahi unutmadım Hulya. Şimdi sen söyleyince şıp diye hatırladım. Unuttuysam şu Nimet'e kör bakayım. Nimet var mı buralarda Nimet? Sen düzenbaz adamın tekisin Kadir. Artık söylediğin hiçbir lafa inanmayacağım. Ama benim minik kelebeğim. Sen bana sahtekar diyemezsin Hurya. Seni terbiyeye davet ediyorum. Bana sahtekar diyemezsin. Aç o bavulları Bahriye. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyor muyuz? Onları böyle kavgalı bırakamayız. Barıştırmadan hiçbir yere gidemeyiz. Evet canım, barıştırmadan hiçbir yere gidemeyiz. Memleket kaçmıyor ya. Ya ben ne diyorum ha? Ben ne diyorum? Canım bağırma, sana niye bağırıyorsun? Ya sus be kadın. Tamam sustum. Bak. Efendim, ben ünlü bir iş adamıyım. Tekstilciyim, evet. Ünlü bir tekstilcisiniz de... ...ben Cemil İpekçi'den daha ünlü bir tekstilci tanımıyorum efendim. Kendisini tanımıyorum efendim, normaldir. Ben Amerika'da yaşıyorum. Ünlü bir iş adamıyım, tekstilciyim. Aynı zamanda inşaat sektöründe de ünlü bir iş adamıyım efendim, evet. Güzel. Demek siz de bizim gibi sektör ayrımı yapmıyorsunuz. Efendim, sizden çok kısa bir süre içinde... ...mesela 10 gün içinde diyelim... ...20.000 adet tişört... ...ve 20.000 adet de şort istiyorum efendim. Malum. Amerikalıları giydireceğiz. Giydirelim tabii, giydirelim. Tabii yaz geldi, adamlar rahatına düşkün Cemil Bey. Pardon Cemil Bey, size kanım çok ısındı. Abi demem bir mahsur yok değil mi? Mahsur yok efendim.
Şey efendim, ben aile fertlerinin ruhsal halinin çocuklara yansımasını araştırıyorum. Sizde de sinirli bir hal gördüm. Sinirli? Ben mi sinirliyim? Evet, sinirlisin Kudret. Evet, sinirlisin baba. Ben sinirli falan değilim. Sinir etmeyin adamı. Seninle tekstil işine gireceğim. Ayrıca parça başı $20 kârı da kabul ediyorum. Allah, duble zengin olacağım. Hayır, hiç kimse ünlü iş adamı Cemil'den daha fazlasını veremez. Ben parça başına $30 veriyorum. Ne? $30 mı? $30 mı? Ben 40 veriyorum. $50. 60. Allah'ım, rüyamı görüyorum. Benimle iş yapmak için yarışıyorlar. Bu kargaşada söyledim. Bir daha söyleyemem. Yarına ödenmesi gereken 10 milyar liralık kredi kartı borcumuz var Sinan. Ne? 10 milyar mı? Delirdin mi sen Müşker? Evet, delirdim. Ben $100 veriyorum. Ben de $100 veriyorum. Bu işin adı neydi? Hadi seçimini yap. Ya ben ya o. Arkadaşlar durun, kavga etmeyin. Bizim kapasitemiz büyük. Hep birlikte iş yapsak. Hayır. Madem öyle, o zaman üzgünüm Sedat abi. Ben Cemil abiyle iş yapmaya karar verdim. Çünkü o daha zengin ve daha ünlü bir iş adamı. Oley! Üzülme be Sedat abi. Bir dahaki sefere de sen kazanırsın. Cemil sen? Sen ünlü iş adamı Cemil abiyi tanıyor musun? Amerika'da mı tanıştınız yoksa? Ben ünlü bir iş adamıyım doktor. Amerika'da yaşıyorum. Ne Amerikası canım? Ben onun doktoruydum. Hani sen rehberlik öğretmeniydin? Güzel. Şey, o küçük bir yalan da efendim. Hem sen niye kaçtın hastaneden? Senin tedavin daha bitmedi ki. Hastane mi? Ne hastanesi? Bu hastane akıl hastanesi değil, değil mi doktor bey? Ta kendisi. Gazeteleri okumadınız mı? Ne yani? Bu adam şimdi o hastaneden kaçan deli mi? Beni hastaneye götürmeyin doktor. Ya ne oluyor burada be? Sen, çabuk bir isim bana anlatsın. Yoksa delireceğim ha. Tamam Cemil, sakin. Ben ünlü bir iş adamıyım. Yurduma hizmet etmek istiyorum. Halkıma hizmet etmek istiyorum. Bırakın beni. Bırakın dedim. Doktor lütfen götürmeyin beni. Üçüncü boğaz köprüsünü yapacağım. Alt geçitler yapacağım. Üst geçitler yapacağım. Her şeyi yapacağım. Sedat abi, gel biz bu işi $10 bağlayalım. 5 olsun abi. Seninle bir daha hayatta iş yapmam Kadir. Ben de sana bu 10 milyarın hesabını soracağım Müjgan. Nereden bulacağım ben yarın 10 milyarı? Yürü gidiyoruz. Tamam, çantamı alayım. Biz gidiyoruz Kudret abi. Bir dakika bekle Sinan. Kadir parayı getir. Ama baba. Aması yok, getir parayı. Peki baba. Al Sinan. Bu ne Kudret abi? Para. Kredi borcunu ödersiniz. Ama. Aması maması yok Sinan. Sen bize çok yardımcı oldun. Bu para senin sayılır. Sağ ol Kudret abi. Sen de sağ ol. Futboldan para kazanıp yırtma işin geçtiğine göre bence zengin olma hayallerini unut artık Kadir abi. Alt etmişsin sen. Bu futbol olmayabilir. Ama başka bir alanda hayatımın volesini vurup zengin olmak için hala genç ve yakışıklıyım. Daha da önemlisi azimliyim. Bir Mozambik atasözü ne der bilir misin Çaça arkadaş? Hayır bilmem. Ne der? Azimle kakan ağaç kakan betonu döner. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin. Kaçırma derim abi. Bu definenin değeri tam $5 milyon. $5 milyon dolar mı? $5 milyon dolar mı?